16 dakika 30 saniyem var. Herkese kendinizi 16 dakikada nasıl tanımlarsınız? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Hava çok soğuk. Öyle ısıtayım. Evet, bugünkü videomuzda ben sizlere kendimi anlatacağım. Aslında ben YouTube'da ve Instagram hesabımda, yani sosyal medya hesaplarımda kendimle ilgili çok fazla şeyler paylaşmıyordum. Sizler de biliyorsunuz. Uzun bir zaman öncesine kadar kimse benim adımı dahi bilmiyordu. Ama bazı karışıklıklar oluyor. Ben de o yüzden kendimi anlatma ihtiyacı hissettim. Evet, şimdi başlıyorum. Kendimi anlatırken biraz heyecanlandım. Evet. Ben Ayşe Erden, 1996 yılında Temmuz'un 15'inde anam beni dünyaya getirmiş. Evet, 26 yaşındayım şu an. Mersin'in Torosal ilçesine bağlı Kayrak Mersin'in Torosal ilçesine bağlı Kayrakeşli köyündeyim. Ailemin ilk çocuğuyum. Toplam 4 kardeşiz. Hepimiz köy okulunda okuduk. Taşımalı eğitimle ben ilkokulumu ve ortaokulumu tamamladım. Lise hayatımı Mersin'de devam ettim. Yatılı bir okulda okudum 2 sene. Daha sonra annemin zorlu bir doğumundan dolayı köye geri dönüş yaptım. Ve açık liseden mezun oldum. 2015 senesinde Osmaniye Korkuta'da üniversitesi yönetim bilişim sistemlerini kazandım. Üniversiteye hazırlanırken köyde çobanlık yapıyordum. Daha sonra üniversite hayatım hazırlık eğitimimle birlikte 5 yıl sürdü. Pandemi döneminde mezun oldum 2020 yılında. Zaten eğitim hayatımın ikinci döneminde köydeydim. Daha sonra köyde aileme yardım ettim ben. Bir süre buradaydım. O sürede ben sosyal medyaya giriş yaptım zaten. Instagram üzerinden. Sosyal medyaya nasıl giriş yaptım onu da anlatayım. Bunu her yerde anlatıyorum. Sizlere de anlatayım. Üniversitede bütün arkadaşlarım şehirde büyümüşlerdi. Ama ben köyde büyümüştüm. Ve onlarla çok fazla iletişim kuramıyorduk ilk başlarda. Daha sonra benim köy hayatım onların çok dikkatini çekti. İşte ben her köye geldiğimde onlara anlatıyordum. İşte köyde ben elime sopayı alıyorum, çobanlık yapıyorum, işte yavruları doğurtuyorum, işte keçilerim beni takip ediyor vesaire diye. Bunlar da çok merak ediyorlardı. Hep işte bir tane arkadaşım var. Ayşe ne olursun bir sosyal medya hesabı aç, biz seni daha çok görmek istiyoruz diyordu. Ben de pandemiden faydalanarak buraya gelince sosyal medya hesabı açtım. Instagram üzerinden ilk önce orada başladım. Daha sonra çok güzel tepkiler alınca işte yine arkadaşlarımın tavsiyesiyle ben YouTube'a geçiş yaptım. Ortalama bir yıldan fazla da içerik üretmeye çalışıyorum YouTube'da. Sosyal medya hesaplarımın hepsi Yörük Kızı Blog. Bana bu şekilde her yerden ulaşabilirsiniz. 2020'de mezun oldum. 2021 yılında da Mersin Üniversitesi'nde formasyon eğitimi aldım. Çünkü ben şehirde yaşamak istemiyordum. Yani kendi mesleğimi yapmak istemiyordum ve köyde kalmak istiyordum. Ancak ailem bu duruma pek ikna olmamıştı. Yani buradaki her şey sosyal medyada göründüğü gibi hoş ve güzel değil arkadaşlar. Bir de bu hayatın gerçek yüzü var. Ben onları kırmamak adına tekrar bir şehir hayatına şans vermek için formasyon eğitimi aldım. Formasyon eğitimini zaten bir videomda anlatmıştım nasıl aldığımı. Staja falan gittim. Bu süreçleri sizinle paylaşmıştım yine. Stajda anladım ki ben yine şehir hayatında yapamıyorum. Çocuklara öğretmek, şehir hayatı bana hiç göre değil. Çünkü bilişim derslerinde bile biz çocuklarımla ben yine kediyi konuşuyorum, köpeği konuşuyorum. Onlar beni sosyal medyadan takip ediyor. Biz yine keçileri konuşuyoruz. Yani ben onlara bilişim alanında çok fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğüm için artık öğretmenlikten de şehir hayatından vazgeçerek köyüme geri döndüm. Son bir senedir de köyde kalmak istediğimi kesin ve kesin olarak aileme anlatmaya çalışıyorum. En büyük hayalim kendi köyümde, kendi topraklarımda, ailemin yanında ekolojik bir çiftlik kurmak. Daha sonra da kendi markamı kurmak. Tabii ki bunların ilk başta olmayacağını ben de biliyorum. Yani şu an ailemle mücadelem hala devam ediyor. Çünkü onların hiç bilmediği bir şeyi ve onların geleneksel yaklaşımlarıyla benim bunu devam ettirmem ve bu yenilikçi fikirleri onlara kabul ettirmem biraz sıkıntılı oluyor. Böyle sorunları çok fazla gündeme getirmek istemiyorum. Çünkü herkesin sıkıntısı kendinedir arkadaşlar. Bu yüzden hani sosyal medyada bu tarz içerikler paylaşmıyorum. Ama sonuçta şu an olduğum yerden memnunum. Şu an aileme yardım ediyorum henüz hala.
Kendime ait koyunlar var. Onlar benim. Kendi çiftliğimi bundan sonraki aşamalarda kuracağım. Çünkü ailem, ben okurken de devam eden bir kıl kesisi projesi vardı. O proje bu sene bitti. Bundan sonra da ben kendi çiftliğim ve kendi markam için mücadele edeceğim. Bu şekilde şu an köydeyim arkadaşlar. Yani zaten burada da sosyal medyada da bu içerikleri üretmeye devam ediyorum. Daha sonra ekolojik çiftlik nasıl bir şey, size bunu anlatacağım şimdi. En büyük hayalim olan. Ekolojik çiftlik, diyelim ki siz bana misafir olmak istiyorsunuz. Ben size kalacak yer veriyorum. Konaklamalı. Tarım oluyor içinde, hayvancılık oluyor. Yani siz bana geldiğinizde evde kalıyorsunuz. Benimle davar gütmek isterseniz davar gidiyorsunuz. Koyun otlatmak isterseniz koyun otlatıyorsunuz. Ya da işte tarladan kendi sebzelerinizi toplayabilir, kendi sebzelerinizi yine sulayabilirsiniz. Yani bir gün boyunca ben ne yapıyorsam benimle bunları yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kendi kendine yetebilen bir sistem kurmayı planlıyorum. Hava çok soğuk. Kendimle ilgili olarak başka ne anlatabilirim ki? Keçileri seviyorum, doğayı seviyorum, köyü seviyorum. Kendimi şu şekilde tanımlıyorum. Yani artık her yerde de bu çıkıyor. Saksısını kıran kır çiçeği. Çünkü ben üniversitede okurken kendimi gerçekten bir yere hapsedilmiş ve orada yaşamak zorunda gibi hissediyordum. Yani aynen kır çiçeğini saksıya alırsınız. Her şeyi vardır. Suyu vardır, toprağı vardır, güneşi vardır. Ama oraya ait değildir. Yani alırsınız bir odanın içine koyarsınız. Ama onun olması gereken yer dağlardır, doğadır. Ben de o yüzden saksısını kıran kır çiçeği diyorum kendime. Bu şekilde tanımlıyorum. Bundan sonra içeriklerime devam edeceğim. Sizler de beni takip etmeyi, beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Bunu koymayayım mı? Koy canım. Gel! Gel 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 gel. Sen beni birazcık ısıt ya. Çok soğuk hava. Bu da kedimiz aslan parçası. Evet. Evet arkadaşlar, şimdilik bu videom bu kadar. Benim hakkımda merak ettiğiniz şeyler varsa alttaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben yine bir sonraki videolarda kendimi anlatarak cevaplamaya çalışırım. Ama benimle ilgili asıl bilgiler bunlar. Keçi, kameramı yeme. Gel. Gel gel gel. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ooh.